Manşete hoş geldiniz. Nijer'de bir darbe oldu biliyor musunuz? Nijer nerede biliyor musunuz? Bunlarla ilgilenmek lazım. Yani bize ne canım umurumuzda mı? Ne alakası var falan demeyin. Bakın Afrika'da 2013-23 tarihlerinde 4-5 darbe olmuş yani. Orta Afrika Cumhuriyeti'nde Zimbabwe'de, Gine'de, Mali'de, Çad'da, Sudan'da, Mısır'da. Ha Mısır'ı hatırlıyoruz. Peki Türkiye ne yaptı? Bu, bu ülkeler Türkiye'yi ilgilendiriyor mu, ilgilendirmiyor mu? Ne oluyor Afrika'da? Dünya dengeleri açısından gidişat nereye? İlgileniyor muyuz? Ha bize ne? Bize ne dediğimiz sürece zaten biz Türkiye'de kendi dar kabuğumuz içerisinde, kendi resmi tarih anlatımız içerisinde, resmi tarih derken Osmanlı tarihini, Cumhuriyet tarihini kastetmiyorum... Türkiye'de şu anda bir resmi tarih inşa ediliyor. Daha önce olduğu gibi şimdi de bir resmi tarih inşa ediliyor. Bir takım söylemler inşa ediliyor ve insanlar o söylemlerin etrafında doğru oymuş, gerçek buymuş gibi şekilleniyorlar, hizalanıyorlar. Buna bir set çekmek gerekiyor. Buna bir dur demek gerekiyor ve dünyadaki gelişmeleri okumak, takip etmek gerekiyor. Değilse işte başınızdaki ne derse öyle oluyor. Turizmci vizeli tatil, tatilci arıyormuş ama size göstermek istediğim haber bu değil. İftiracıya Atatürk'le cevap verdi. Fedon'dan Disney'e tepki. Birkaç haftadır gündemde işte Disney'de Atatürk dizisi yayınlanacak yayınlanmayacak. Hürriyet ve Hürriyet gibi gazeteler bu haberleri yaptığı sürece ülkenin iki yakası bir araya gelmez. Ne yapmış efendim Fedon Rum asıllı şarkıcımız efendim bir Kemal Atatürk dövmesiyle iftiracıya böyle cevap vermiş tokat gibi. Şimdi bunları geçeceksiniz yani. Türk'ün Türkiye propagandasını geçeceksiniz. Başka bir hikaye. Sözcü gazetesinden kestim getirdim. Son birkaç günün haberleri bunlar. İsteyince oluyormuş. Ne oluyor? Merak ediyorsunuz değil mi? Sözcü defalarca yazdı. Sonunda Stada Atatürk ismi geri geldi. Elazığ Stadyumuna Atatürk ismi geri gelmiş. Oldu yani tamam. Başımız göğe erdi. Elazığ Stadyumuydu. Şimdi Elazığ Atatürk Stadyumu oldu. Bitti. Dağılabiliriz. Bu mu? koca bir gazetenin birinci sayfasının kocaman bir bölümünü kapsayan haber. Ben Haflik İstanbul'da birkaç kere söyledim, bir kere daha söyleyeceğim. Bu Hollywood yıldızlarının veya belli işte şarkıcıların, belli şöhretlerin neyse Türkiye'ye uğraması, tatile gelmesi, geçerken bir kahve molası vermesi hep Türkiye basınının ilgisini çekmiştir. Ve bunu böyle kocaman manşetlerden, sür manşetlerden veriyorlar. Ben Affleck Türkiye'de boğazda yemek yedi. Fotoğraf çektirdi hayranlarıyla. Flaş flaş flaş. Türkiye'yi çok seviyorum dedi. Türkler inanılmaz yakın dedi. Türk restoranlarındaki kaliteye bayılıyorum dedi. Türk'ün Türkiye propagandası. Ya vallahi Fransa'da böyle haberler yok. Almanya'da böyle haberler yok. Bir Hollywood starı, bir ünlüsü, bir ne bileyim dünya çapında yıldız geçerken bir marketten alışveriş yapar. Markette de onu tanıyan bir müşteri aa bu da buradaymış deyip bir selfie çektirir sosyal ağlara paylaşır da insanların ancak o zaman haber olur. Gazeteler haber bile yapmıyor artık. Ben şu son iki haftada Londra'da galası yapılan filmleri ve yıldızlar geçidini söylesem 30 dakika sığmaz yani. Saatlerce konuşmam gerekir. Hangi filmlerin galası yapıldı? Hangi kırmızı halılardan hangi yıldızlar geçti? Geçeceksiniz bunları yani. Yapabiliyor musunuz ülkenizde bir gala? Hah o zaman gelin. Sienna Miller bir başka işte e, İngiliz oyuncu. İstanbul menüsü. İstanbul'u ziyaret eden Hollywood ünlülerine Sienna Miller de eklendi. Bir kere Hollywood ünlüsü değil. İngiliz e, sanatçı. İngiltere çıkıştı. ağırlıklı olarak İngilizli yapımlarında yol alıyor. Elbette rol aldığı Hollywood yapımları da var. Menüsüne kadar yazıyorlar. Ama Erkin Baba'dan kötü haberi önemsiyorum ben. Türk rock müziği efsanesi Erkin Koray... Kanada'da vefat etmiş. Ne zamandır Kanada'da yaşıyormuş haberimiz yoktu. Toronto'da yaşıyormuş. 82 yaşındaymış. Ben onun son dönemlerine yetiştim benim yaş kuşağı da. Yani 80'li yıllar. Son albümlerini yakaladık. Sonra da zaten 80'li yıllardan sonra 90'larla beraber bir sessizliğe büründü. İster istemez müzikte de insanların verimli olduğu bir çağ var. Ondan sonra bitiyor. Fakat Erkin Koray bir dönemi Anadolu Rock bir dönemin sonudur artık yani. Barış Manço, Cem Karaca, Fikret Kızılok. O silsilenin sonudur. Ee, Erkin Koray onun gidişiyle artık bir dönem kapanmıştır. Ben bu haberle onu hatırlıyorum. Çünkü çok iyi hatırlıyorum bu haberi. 30 yıl mı oluyor daha mı fazla oluyor birkaç sene okumuştum. İşte Erkin Koray çocuğunu okula göndermiyor. Şimdi Türkiye'de de eğitim zorunlu olduğu için çok, çocuğunuzu okula göndermemek sıkar biraz. Giderler alırlar polis zoruyla. Fakat nasıl olmuşsa oldu. Yani Erkin Koray o günkü eğitim sistemine karşı çıkıp kızı Damla'yı okula göndermedi. Kendisi eğitim verdi. Kendisi evde eğitim verdi. Bu haberlerle gündeme gelmişti. Gene hatırlanmış bu haber. Orada Damla e, Koray büyüdü ve şimdi artık babasının e, eserlerini e, tekrar biçim verip e, pazarlayacak pek çok da işte şey var. Erkin Koray adına üretilmiş e, albümler, şarkılar. Apple müziklerde, Spotify'larda filan da var. O konuda da bir kavga yürüyor. Türkiye'de doğru dürüst bir telif hakları müessesesi oluşturulmadığı için de böyle sanatçılar yaşarken bile kendi eserlerini sahiplenmek için bir mücadele veriyorlar. Firma sahipleri de eski kontratları gösteriyor. Sen bütün hakları bana devrettin falan diyor. Zor bir konu. Yalanlar devam ediyor. Güldener Sorumut diye bir sersem var. Uzun yıllardır Avrupa'da yaşadığı halde yalan üfürmeye bayılıyor. Türkiye'ye vize muafiyeti sonbaharda belli olacak falan. Millete de böyle umut veriyorlar. Ya vize muafiyeti falan yok Türkiye'ye. Bunu en iyi sen biliyorsun. Ama işte yani gündem bu. Köpürtelim. Yok. Ne vize muafiyeti? Vize vermiyorlar yahu. Parasıyla vize vermiyorlar Türkiye'ye. Bütün ülkeler askıya aldı Türkiye'ye vize verme meselesini. Siz normal şu vize meselesini, parasıyla vize meselesini bir işlerlik kazandırın. Harekete geçirin, tekrar devreye sokun da ondan sonra vize muafiyeti için mücadele verin. Dünyanın nabzı Türkiye'de attı. Yalanlar. Bunlarla işte uyutuyorlar sizi haftalardır, aylardır, yıllardır. İşte buna karşı bir söylemler, söylem veya söylemler geliştirmeniz gerekiyor. Olmadığı için de ülkenin iki yakası bir araya gelmiyor. Özellikle tarihte izler bırakacak unutulmaz gelişmelerin yaşandığı son yıllarda dünyanın nabzının Türkiye'de arttığını söyleyebiliriz demiş Türkiye Cumhurbaşkanı. Yok kardeşim ben niye görmedim? Bana bir tane haber gösterin Batı basınında çıkmış. Dünyanın nabzının Türkiye'de attığına dair son yıllarda. Yok böyle bir şey. Üfürüyorlar ve yani dünya Türkiye'yi bilmiyor. Haritada yerini bile gösteremez yahu. Geriye doğru baktığımda benim okumalara, tarihe, belgesellere falan baktığımda Türkiye, Osmanlı hiç geçmiyor neredeyse. Atatürk falan yok geçmiyor yani. Siz istediğiniz kadar sokmaya çalışın yapamamışsınız yani. Ancak kendi içinizde Türk'ün Türkiye propagandasıyla meşgulsünüz yani. Ha bak iyi bir haber. Yok mu iyi bir haber? Var. Rusya elçiliği paylaşmış. 1 Ağustos'tan itibaren Türkiye dahil yabancı ülke vatandaşları için Rusya Federasyonu topraklarının tamamında geçerli E-vizelerin düzenlenmesine başlandı. E-vize geçerlik süresi 60 gün, vatandaşlar Rusya'da 16 gün kalabilir. Güzel. Eğer doğru yürüyecekse. Ama yani durumu değil. Şimdi Sözcü Gazetesi'nden getiriyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın giderlerse gitsinler dediği Türk doktorlar Almanya'da buluştu. Giderlerse gitsinler hatırası. Hanover'da bir araya gelen, piknikte bir araya gelen Türk doktorların arasına her gün yenileri katılıyor. 15 günde 140 doktor daha gitti. Sayıları bini buldu. 15 günde 144 doktor ne yapar biliyor musunuz? 150 deyin günde 10 doktor der. Yani her gün 10 doktor kaybediyorsunuz ya. Hangi tıp fakültesi bu kadar doktor yetiştiriyor? Yetişmiş insan kaybına, yetişmiş doktor kaybına bakar mısınız? Almanya'da hangi statüde çalıştırıyorlar bilmiyorum ama pek çok ülkede getirdiği doktorluk belgesi, mezuniyet belgesi, uzmanlık belgesi her neyse geçmiyor. Bu ülkelerin üniversitelerinden, tedrisatından geçmesi veya denklik alması veya belli sınavlara girip işte belli eğitimleri geçmesi filan gibi şartlar ileri sürüyorlar. Şimdi geçelim. Üste bir manşet var. Sözcünün hangi tarih bu? 7 Ağustos pazartesi. Karnını doyuramayan halka diyanetten dalga geçer gibi öneri. Can boğazdan gelir sofranız zengin olsun. Hemen altında da AKP'li Metin Külünk denen mafya bozuntusu. Ezbere söylemiyorum bakın yani. Diyanet işleri FETÖ temizliği yapmalı demiş. Ve bu da bu başlıkla sözcüye bu şekilde kapak olmuş. Diyor ki 15 Temmuz'un üzerinden 7 yıl geçti. Ee. Halen deşifre olmayan isimler, teşkilatlar var. Ee. Bunlar kritik görevlerde korunup kullanıyorlar. Ee. Diyanet'in politikasıyla bu iş olmaz. Bir yandan da gazete böyle bir cadı avını birinci sayfasına koyuyor, büyütüyor. Devam edelim. 7 sene geçti ama temizleyemedik. Binlerce, on binlerce, yüz binlerce insan Cezaevi cenderesinden geçti ama bitmedi yani hala devam etmeli. Sonra sonra da böyle Hanover'de bir araya gelen piknik yapan doktorları da altta veriyorsun. Bu ne perhiz o ne lahana turşusu. Tükürün diye getirdim. Tükürdünüz mü? Özellikle şu habere. En çok beğenilen tarihsel kişilik. Şimdi metropol araştırma aşağıdakilerden hangisi tarihte en beğendiğiniz liderdir diye sormuş. Atatürk, Fatih Sultan Mehmet, Abdülhamit, Fikrim yok cevap yok. 3 lideri getirmiş ki 3 sembol lider geriye doğru Türkiye tarihinde. Partililere göre verilen cevaplar falan var. Esasen bu tür şeyler nedir biliyor musunuz? Sonda söyleyeceğim başta söyleyeyim. Bu tür araştırmalarda e, araştırmacının dahi bilmediği gizli amaç ne biliyor musunuz? Gizli amaç şu. Biz bu kadar propaganda yaptık. Bu kadar müfredata soktuk. Bu kadar diziler yayınladık. Bu kadar işte karşısındakileri şeytanlaştırdık. Onları yücelttik. Sonuçta acaba halka bu nasıl geçmiş? Sağlamasını alalım. Halk ne kadar Atatürkçü olmuş, ne kadar Fatihçi olmuş, ne kadar Abdülhamitçi olmuş, ne kadar Necip Fazılcı olmuş, neyse ne kadar Demirelci olmuş, ne kadar Erdoğancı olmuş. Anlatabiliyor muyum? Bu listeyi uzatabilirsiniz. Bu onun sağlaması. Bu öğretinin, anlatının, başarılı olup olmadığının, yankı bulup bulmadığının, tabana geçip geçmediğinin, içe sinip sinmediğinin, halkların bunu kopyalayıp kopyalamadığının, çocukların, gençlerin bunu içselleştirip içselleştirmediğinin sağlaması testi. Fikri yok, cevap yok bölümüne bakmadan partilere bakalım. AKP'nin %45'i Atatürkçü, %35'i Fatihçi, %12'si Abdülhamitçi. Yani Abdülhamit AKP kapısından bile içeri girememiş görünüyor. CHP'de sağlam bir Atatürkçü kitle var. %82 MHP Atatürk ile Fatih Sultan Mehmet arasında bölünmüş. Dikkat eder misiniz? Abdülhamid'in pek karşılığı yok. İyi Parti de sağlam. Yani neredeyse CHP'ye yakın bir Atatürkçü kitle var. %80. CHP'de 82, İyi Parti'de 80. HDP'de %51 Atatürk, %33 Fatih, %3 Abdülhamit diyor. Abdülhamit nerede? Yok denecek kadar az. Bu şekilde gidiyor. Görüyor musunuz? Propaganda, resmi tarih, anlatı, öğreti ne kadar geçmiş? Bu kadar geçmiş. Devam mı? Devam. Daha yapılacak çok iş var. Çok açık ki bazı toplumlar diyor Profesör Doktor Doğu Ergil, üretken bir ekonomi kuramıyorlar. Hukuk öncelikli yönetim oluşturamıyorlar. Kahramanlık öyküsüne dönüştürdükleri tarihle güncel gerçekleri ayıramıyorlar. Dinle ahlakı ayrıştıramıyorlar. Otoriter rejimleri demokrasiden daha güçlü sanıyorlar. İşte o oldu Türkiye'de. Otoriter bir rejim var. Bunu demokrasinin yerine koydu sistem ve halk. Pahalılık bunlar mücadele eder. Deprem onların suçu kabahati yok. Öbürü beriki böyle. Yani şu an Türkiye için en büyük tehlike bu. Ve Türkiye'de yaşayanların da farkında olmadığı tehlike. Artık liderlik, Türkiye liderliği mevcut politikalardan, sorunlardan, sorunlar yumağından ayrıştı. Olumsuzluklardan kendini ayrıştı, ayrıştırdı. Sorumluluklarından kurtuldu. Bir şey olursa biz yaparız, biz ederiz, kanamayı durdururuz. Ne yapalım Allah'ın takdiri, ama hallederiz. Bunu yapacak güce sahibiz. Bir araya gelirsek çözeriz filan. Laflara bakın böyle. Fakat vahim olan halkın da seçmenin de mühim bir bölümünün artık içselleştirdiği konu o. Türkiye liderliği sorumluluktan kurtardı kendini ve mevcut sorunlar, mevcut problemler oraya yansımıyor. Oradan bilinmiyor. Mühim olan şey bu. Hesap verilebilirlik yok artık. Bitti. Öyle bir şey yok. Türkiye liderliği ilelebet devam eder bu biçimde. Hesap verilebilirlik yok. Zaten her türlü şeyden azade, sorumluluktan bu şekilde devam. Bu işte Türkiye liderliğinin büyük problemi. Ve asayiş problemi. Manzarayı umumiye dedim ben. Avukat Bilal Çelik Deva Partisi'nde siyaset yapıyormuş. Sarıyer İlçe Başkanı paylaşmış. Dün 7 Ağustos Göktürk Gölek, Gölet bölgesinde bir fotoğraf çekmiş. Yürüyüş parkuru. Bir çift ellerinde silahlarla yürüyor. Kadın tamamen peçeli çarşafta. Erkek sakallı. Orta Doğu uyruklu mu bilmiyoruz ama sanki yabancıymış gibi bir izlenim veriyor. Ellerindeki silahlara bakar mısınız? Kadının elinde kısa namlu silah pek görünmese bile güvenlik müdahale edeceğini söyledi diyor. Adamın elindeki silah net görülüyor. Esen yurt canileri konuşuluyor değil mi? Sadece orayla başlayıp bitse. Orman yolunda Kalaşnikovlu saldırı, iki ölü bir yaralı. Yüksek sesle müzik dinleme cinayeti, İstanbul Göngören. Hepsi ateşli silahlarla. Bir ay önce cezaevinden çıkmış, yolunu kesip tartıştığı eski eşini tabancayla vurarak öldürmüş. Bir ay önce cezaevinde çıkıyor, eski eşini yolunu kesip öldürüyor ve tabancayla. Tabanca ruhsatlı mı değil mi? Nedir muamele? Neden bu kadar kolay? Karar gazetesi birkaç gün önce bunu yazmıştı. Ruhsatsız silaha sadece para cezası var. Caydırıcı bir ceza, caydırıcı tedbirler yok. Bakın İngiltere'de genç kadını öldürdüğü için, bir çocuğu öldürdüğü için, bir kişiyi işte yaralayarak daha sonra da ölümüne yol açtığı için, zorbalık ettiği için filan. Bu kişilerle ilgili mahkeme kararları televizyondan canlı yayınlanıyor. Medya mahkemenin önünde adeta kamp kuruyor. Bütün gün canlı yayınlar yapılıyor ve kişilere şartlı tahliyesiz 40 yıl, 42 yıl, 46 yıl, 48 yıl veriliyor. 20-22 yaşındaysa, 24 yaşındaysa bile zanlı. Ertesi gün çıkan haberler bir daha gün yüzü göremeyecek bütün yaşamını cezaevinde geçirecek. Şartlı tahliyesiz 40 yıl, 42 yıl, 48 yıl falan diye çıkıyor. Çok ağır ceza veriyorlar. Bunu uyguluyorlar. Gerçekten de çıkamıyor insanlar. Yani 80'lerde girip hala içeride olan cinayet zanlıları var. Katiller var. Bir oraya bakıyor insanlar, giren bir daha çıkamıyor. Ona rağmen cinayet olduğunda da gene benzer cezalar veriliyor ve bu televizyonlardan yayınlanarak caydırıcı bir etki oluşturuluyor. Kamuoyunda Ölümler de genelde ateşli silahlarla falan değil. İngiltere'de silah taşı polisin silah taşıması yasak. Genelde bıçakla bıçaklı yaramalar, yaralamalarla falan oluyor. Fakat Türkiye'de isteyen istediği gibi silah ediniyor ve bunun cezası yok. Para cezasını geçeceksin. Dönelim bir başka meselede. Ülkede can ve mal güvenliğini konuşuyoruz esasen. Milliyet gazetesinin manşeti Şengör sarsıntısı. Beklenen büyük Marmara depremi nedeniyle Profesör Doktor Celal Şengör İstanbul'dan taşınmayı düşündüğünü açıklayınca halkta tedirginliğe yol açmış. Bak sen ya. Yani Celal Şengör taşınacağını söylemese halk halk normal hayatına devam edecek tedirgin olmayacaktı. Türkiye'nin en önemli problemlerinden biri genelleme olduğu kadar yer yer veriyorum o örneği öngörüsüzlük, vizyonsuzluk. Bu da elbette eğitime bağlı cehaletle de ilintili, çok okumamakla da ilintili. En başta bahsettim dünyayı okuyamamakla, dünyadaki gelişmeleri takip etmemekle ve etmek istememekle de ilintili yani. Öngörüsüzlük. Biz evlendikten bir süre sonra Kadıköy'de Şaşkın bakkalda oturduk. Noter sokakta hatta. Tam yerini söyleyeyim. Caddeye 50 metreydi oturduğumuz ev. Çok güzel bir yerde oturuyorduk. Fakat daha sonra kuzeye, Kilios taraflarına, Uskumruke'ye taşındık. Taşınmamızdaki 2-3 etkenden biri deprem açısından daha güvenli olduğunu düşündüğümüz içindi. Bir deprem geliyor ve biz en azından müstakil bir evde oturarak bu depremin zararlı etkilerinden kendimizi işte uzak tutar mıyız? Kuzeye Uskumruköy tarafına taşınmamızın nedenlerinden biri de İstanbul'da bir deprem olduğunda İstanbul tıkanacak, nefes alacağımız bir bölgede olalım. Sağı, solu, işte kuzeyi neyse itibariyle. Yani bir biçimde hani ulaşım yolları falan itibariyle de. Celal Şengör'ün kastettiği şey o. Ben ne kadar güvenli evde oturuyorum desem de İstanbul kitleneceği için gene benim can ve mal güvenliğim tehlikeye girecek. Yani hayatımı kurtarmış olabilirim doğru evde oturarak, düzgün bir evde oturarak ama bu yetmiyor ki. Senin dışındaki insanların sorumluluğundan dolayı kent kitleniyor ve ondan sonra aylarca, yıllarca bunun mağduru oluyorsun sen dolaylı olarak. Senin bir sorumluluğun olmadığı halde kitlenmiş kentin içerisinde mağduriyet yaşıyorsun. Şimdi gidin Hatay'a, gidin Adıyaman'a. Büyük bir çoğunluğu yıkıldı evlerin. Şimdi orada sağlam evde oturan bir insan hayatından eski keyfin, eski lezzet alması mümkün mü? Onun için de deprem çok şeyi değiştirdi. Profesör Doktor Şükrü Ersoy beklenen İstanbul depreminin yerini ve büyüklüğünü açıklamış. Hep aynı yer belli. Aynı haritada, aynı fay kırıkları üzerinde aynı analizi yapıyor. 1999'dan bu tarafa uzmanlar. İstanbul deprem gerçeğini unuttu. Ya bu genel olarak vatandaşlarla ilgili bir problem ama yani vatandaşlar sürekli bu işi canlı tutacak. Medyada sürekli bu işi canlı dinamik tutacak hali yok, bu işte yöneti, yöneticiyle de ilgili bir konu. Yönetim bu işi sıcak tutacak ve sürekli olarak e, bu konuda tedbir alacak, de gelse de gelmese de, oy hesabı yapmadan, bir genel politika olarak, halk sağlığı politikası olarak, toplum sağlığı politikası olarak, yok. Bakın Hatay'da enkazın yüzde 49'u kaldırılmış ağır hasarlı 57 bin, bin binadan sadece 17 bin 250'sinin enkazı kaldırılmış. 6 ay sonra. Devlet ne diyordu? 6 ay içinde hepsini hallediyoruz. Ne oldu? Şimdi bir 6 ay daha veriyorlar. Emin olun bir yıl dolduğunda hala enkaz kaldırılmamış olacak. Deprem bölgesinde. 6 Şubat depremlerini kastediyorum. 6 Şubat 2024'e geldiğimizde görüşelim. Hala kaldırılmamış enkaz olacak. Hatay'da, Adıyaman'da, Kahramanmaraş'ta. Göreceksiniz. İstanbul'da kentsel dönüşüm mecburiyet. Niye? Cevabı siz bulun. O arada er, e, Erdoğan'ın saraya çektiği uzun zamandır kendinden haber alınamayan İbrahim Saraçoğlu şeyde program yapıyormuş. TRT'de program yapıyormuş. Yanıma tek besin alma şansım olsa onu alırdım diyor. Ne diye merak ettim? Isırgan. Enteresan. Kimyager kendisi gerçi ama Erdoğan uzun yaşamak için kanserle mücadelesinde e, ne bileyim işte... Epilepsiyle mücadelesinde, işte hayata tutunmak için, ömrünü uzatmak için onu şeye çekti, saraya çekti, başdanışmanı yaptı. Ee, İbrahim Saraçoğlu bütün artık kürleri Erdoğan için yapıyor. Şimdi e, enflasyonu yüzde altılara kadar düşüren yine biz olduk, tek haneli rakamlara yine biz indireceğiz filan deyince e, çok güzel bir hatırlatmada bulunmuş Cem Toker. Aynen okuyacağım, e, ikiz kuleler saldırısı e, 11 Eylül ve mortgage krizi sonrası Amerika dünyayı dolara boğdu. Dünyada TL dahil her para birimi değer kazandı. Dünyada enflasyon diye bir sorun yoktu. 1 dolar 1 TL olur mu gibi muhabbetler yapılıyordu ki yanlış o. Çünkü liradan 6 sıfır atıldı unutmayın. Şu anda dolar 27 TL ise 27 TL değil. Şu anda 1 dolar 27 milyon TL. Bunu unutmayın. Uluslararası piyasalardaki karşılığı da bu. Bugün Türkiye'de enflasyon 193 ülke arasında en yüksek 8. o ki o da resmi rakamla. 185 ülkenin enflasyonu Türkiye'den düşük. 40-50 sene öncesini değil bugünü anlatsın. Neden bu hale düştük? Bakın ben size Umut Şenol'un ki Umut Şenol da sıradan bir insan değil. İstanbul Büyükşehir Şehir Belediye Meclis üyesi. Harvard Business School'dan. Aynı zamanda Beşiktaş Yönetim Kurulu üyesiymiş filan falan. 2 Kasım 2022'de iki alışveriş fişi paylaşmış. Şok Marketler Zincirinden Türkiye. Diyor ki bir sene önce 89 TL'ye yapılan market alışverişi bugün 222 TL. Artış %150 ama enflasyon %85. Yani enflasyon onun yarısı kadar gösteriyorlar. Şimdi aynı alışverişi bugün yapmış. 2 Kasım 2022'den bu tarafa 9 ayda ne değişti? 9 ayda %70 artış var diyor. 23 aydaki yani ondan önceki bir seneyi de ekleyerek 23 aydaki toplam artışsa %425'i geçiyor. Freni boşalmış kamyon gibi Barbaros Bulvarı'ndan aşağı giden bir ekonomimiz var demiş. Şenol Babuşçu, Merkez Bankası Başkanı 2025 yılı sonrasını istikrar döneminin başlangıcı olarak görüyoruz. Bu dönemde enflasyondaki gerileme hızlanırken öngörülebilirlik artacaktır dedi. Bu söz vatandaşın 2025 yılı sonrasında rahatlayacağının ispatı. Rüştü Saracoğlu ki o da eski Merkez Bankası Başkanı ona cevap vermiş. Kusura bakmayın ama bu söz sadece bir sözdür ve hiçbir şeyin ispatı değildir. Yani Merkez Bankası'nın başında işi enflasyonla mücadele etmek olan Gaye Erkan isimli kadın 2025 yılı sonrası istikrar dönemi başlayacak diyor. Ölme eşeğim ölme beni dağlarda koma. Af buyurun. 2023, 2024, 2025. İki sene sonrası ihtimal. Dönelim CHP'de seçime kadar Murat abi formülü konuşuluyor. Murat Karayalçı'nı Karayalçın bilir misiniz? Ben bilirim. Ben Ankara'ya geldiğimde 1988 Mehmet Altınsoy belediye başkanıydı ANAP'tan. Sonra 89'da SHP rüzgar gibi esti ve Ankara'yı aldı. Murat Karayalçı'nın Batıkent projesi vardı vesaire. Bir dönem belediye başkanlığı yapabildi. Ondan sonra zaten hükümeti atladı. Tansu Çiller'le birlikte bir dönem başbakan yardımcılığı da yaptı filan. Ama tam ekonomik krize denk geldi bilmem ne. O ara SHP'nin başındaydı. SHP işte CHP'ye katıldı bilmem ne. O arada CHP'de bir böyle Hikmet abi modeli falan çıkmıştı. Şimdi o dönem genç politikacıydı Murat Karayalçın. Şimdi tabii yaş 80 olunca kendisi abi oldu. Ve bir dönem parti mücadeleleri içerisinde bunlar yerlerini abilere terk ederken şimdi kendileri abi oldular ve isimleri konuşuluyor. Bir başka model de Altan Öğmen. Altan Öğmen de Altan abi modeli. Altan abi modeli uygulandı. Yani 1990'larda bir süre Altan Öğmen CHP Genel Başkanlığı yaptı. Geçiş döneminde daha sonra tabi Deniz Baykal hepsi bir düzendi, senaryoydu, hikayeydi. Mühim olan şey Deniz Baykal'ın genel başkan olmasıydı. Deniz Baykal 92'de CHP'yi tekrar açtı, CHP'yi de içine kattı. Bir süre Hikmet abi, Altan abi milleti oyaladı. Ondan sonra da partinin başına oturdu. Deniz Baykal budur yani. Neyse geçeceğiz. Ya Altan Öğmen de 90 yaşında yani. Hangisi? Murat abi mi? Altan abi mi? Hikmet Abi'ye konuşan yok bu arada. Hikmet Abi de bakın burada karede hepsi birlikte. Ekrem İmamoğlu en sağda görüyorsunuz. CHP'yi karıştıran isim şu ara. Ee, yanında Altan Abi, yanında Murat Abi, onun yanında Hikmet Abi. Hikmet Çetin, Murat Karayalçın, Altan Aymen, Ekrem İmamoğlu. Evet. Çok şey konuşuluyor. Yani hepsini ben de okuyorum. Yok işte efendim Ek Ekrem İmamoğlu İstanbul Belediyesi'nde devam edecekmiş de Özgür Özel genel başkan olacakmış. Yok işte efendim CHP'de bir klik Ekrem İmamoğlu kaybetsin diye İstanbul'u kaybetmeye bile razıymış. Neler dönüyor neler. Her gün bir kulis. Bu böyle devam eder. CHP tabanı kıssa da tepki verse de gider oyunu verir. O yüzden yeni partiler çözüm değil demiş Ali Mahir Başarır. Bunu herkes biliyor zaten. CHP'nin bir tabanı var %25. Gidiyor oyunu veriyor. Bu konuda bir tereddüt yok evet. Her zaman CHP'nin o tabanı gidiyor oyunu veriyor. Mesela o değildi ki. %25 bir şeye yaramıyor. Bugünkü sistemde önce de yaramıyordu Şu anda da yaramıyor Ötesini bulmanız gerekiyor Bu %25'i son 10-15 senedir Hiçbir zaman %28 yapamadınız Üzgünüm yani Her kafadan bir ses çıkıyor CHP'de en son Yılmaz Ateş CHP FETÖ'ye karşı dik duramadı Ondan 15 Temmuz oldu demiş filan Ya Kılıçdaroğlu? Hep seçimi beklediler seçimden sonra gereğini yapalım dediler Seçimi hile hurda ile aldılar Kılıçdaroğlu bunu hep yapıyor 15 Temmuz oluyor yeni kapıya koşuyor Ondan sonra 15 Temmuz kontrolü darbedir diyor Referandum oluyor, referandum oluyor, bitiyor. Mühürsüz oylar e, işleme giriyor. Bir sürü gayri hukuki şeyler. Sonrasında o gün hiçbir şey söylenmiyor. Sonrasında re, re, referandum şahibelidir diyor. Haftalar sonra, aylar sonra. O gün yapman gerekeni yapsana. Hangi birini söyleyelim yani? Acayip. Ben büyüyünce gazeteci olacağım. Çılgınsın diyor yanındaki Bülent Çelik karikatürü gazete pencereden yani gerçekten öyle gazetecilik çılgınlık ve şu aşamada gerçekten kafayı yememekte zor. Ülkenin gazetecilik evet doğru gazeteciliğe, düzgün gazeteciliğe ihtiyacı var ama bir o kadar da hukuka ihtiyacı var. Onunla kapatalım yavaş yavaş. Profesör Doktor Sami Selçuk 85 yaşında. Ahim kararları sorulduğunda bu bir hukuk ayıbı diyor yani. 85 yaşıma geldim böylesini görmedim. Fakat sonra enteresan bir şey altını çiziyor ki bunu öteden beri hep söyler Sami Hoca. Bütün dünyada tek oturumda biten duruşmalar bizde yıllarca sürüyor. Ben diyor Asliye Ceza Mahkemesi'ndeyken davaları tek oturumda bitirirdim. Hakim değişmez. Türkiye'de hakimden hakime duruşma değişir, oturumlar çoğalır. Bu çok önemli. Batı'da hele Anglo-Sakson hukukunda geniş bir soruşturma yapılır. Polis soruşturması, savcılık soruşturması bu uzayabilir. Ve sonrasında mahkemeler başlar biter birkaç celse ne kadar ise yani başladığı gibi biter. Sonuna kadar devam eder. Her gün duruşma vesaire filan. Jürili sistemde de olmayan sistemde de. Ve bir karar alır. Ve tek hakim yapar bunu. Bir hakimde başlayıp bitiyor iş. Türkiye hukuk açısından doğulu bir ülke. Oradan kaynaklanıyor biraz da. Şimdi Sedat Peker'in danışman kadrosundan Emre Olur. Süleyman Soylu'ya 3 kuruşluk tazminat davası açmış. Neden? şu attığı tweetten dolayı. Emre Olur Balkanlar'da yakalanıp getirildiğinde Süleyman Soylu emniyet teşkilatımızı sıkı takiple bir soysuzu daha ülkemize getirdiği için tebrik ederim demişti. Sonra işte Emre Olur 9 ay Bolu F tipi cezaevinde yatmış vesaire vesaire tahliye olmuş filan. Biri yakalanıp getirilebilir hakkında bir takım iddialar olabilir falan ama ülkenin içişleri Başbakanı pozisyonundaki kişi buna böyle tweet atıyorsa böyle hitap ediyorsa soysuz falan ancak bu doğu hukukunda görülebilecek işler bu. Putin de yukarıda Navalny'yi yargılıyor 19 yıla mahkum etmiş. Bu tür ülkelerde hukuk tam anlamıyla siyasetin köpeği maşası başka hiçbir şey değil. Yani bir takım yargıçlar orada işi işte kitabına uydurup bir takım kararlar işte bu hukukun kararı mahkemenin kararı falan filan diye siyasiler halk falan söylesin buna inansın diye millet mış gibi yapmak için o işi tutuyorlar yani. Bir sonraki manşette görüşmek umuduyla hoşçakalın. In out.